Meltem Hanım, o kızın tutku olduğuna emin misiniz? Ya hem eminim hem değilim. Bunu biraz daha açar mısınız? Ya şimdi şöyle, böyle kıza bakınca tutku gibi geliyor bana. Yani öyle bakışları falan. Ama sesi bambaşka. Ve sonra üslubu, tarzı da başka. Ama böyle baktı mı sanki bana tutku bakıyor. Yani gözler yalan söylemez ki. Sakin olun Meltem Hanım. Tane tane anlatın. Şimdi siz Alev diye bir kızla tanıştınız ama onun tutku olduğunu düşünüyorsunuz. Doğru mu? Peki oğlunuz tutkuyu tanımıyordu değil mi? Yok, yok. Emre hiç tanışmadı tutkuyla. Peki bir başkasından fikir alsanız? Aldım, aldım. Çünkü yemekte babamla beraberdik ve babam Tutku'yu çok iyi tanıyor. Ona sordum, o asla Tutku olduğunu düşünmüyor Alev'in. Ya bunu anlamanın tek bir yolu var. Bir kişiden daha fikir alın, sorun. Yok, ya ben bu konuyu kimseyle konuşamam. Önce emin olmam lazım. Emin olmadan hiç kimseyle paylaşamam bu konuyu. Ama neden? Çünkü yine benim deli olduğumu düşünecekler. Ben bütün o yaşadıklarımı bir daha yaşamak istemiyorum sil baştan. O yüzden akşam bu saatinde size geldim. Yani Haluk'la bile konuşamadım. Çok teşekkür ederim bu arada. Hiç önemli değil. Rica ederim. Sağ olun. Alev Aydoğan. Hiçbir sosyal medya hesabı yok. Hani sosyal medyada tanışmışlardı? Günaydın. Günaydın. Neye bakıyordun sen? Öyle özel bir şey bakmıyordum ya. Alışveriş sitelerine bakıyordum. Şimdi sen görünce kızarsın diye kapattım. Gördüm zaten. Bir şeye bakıyordun ama... Yani alışveriş sitesi miydi o? Evet. Al al, bitiremedim Meltem. Yani her yer kıyafet. Meltem Hanım işte almıyorum. Bakıyordum sadece. Bak kapattım. Tamam. Hadi. Of. Sen de dün akşamdan beri bir haller var. Aman ne hali olacak canım? Allah Allah, yok bir şeyim, gayet keyfim yerinde. Hı. Bir şey soracağım. Dön bakayım şöyle. Bir o tarafa bak, o tarafa. Senin saçların daha da mı beyazladı? Ya ne alakası var ya, aynı. Hiçbir şey yok. Böyle, hep böyle beyazdı, bu kadardı yani. Ha, bana öyle gelmiş. Hep böyle beyazdı yani. Evet. Ne zamandan beri? Hep böyleydi. Ha, ne diyeceğim, konuşamadık. Bu kız Alev nasıl bir kızdı? Normal bir kız işte. Günaydın. Hoş geldin Emineciğim, günaydın. Nasılsın? Vallahi nasıl olsun Meltem Hanım. Kaynanam Kükrek Adriye'nin nedimesi oldum. Heyecan dorukta. Aa, onlar yarın evleniyordu değil mi? Hmm. Bekliyor siz de, unutmayın değil mi? Geleceğiz, geleceğiz. Tabii ki geleceğiz. Meltem Hanım, siz soy ağacına baktınız mı? Yok, bakmadık. Gerek yok ki. Bizimkilerin belli. Azerbaycan'dan Kars'a gelmişler. Taş fırın şehri. Ne bileyim, ben de bir umuttur. Baktım işte öyle. Hani dedim ki belki Maymuncuk Hüseyin'in kütüğü böyle çok uzaklarda bir yerdedir ama maalesef aynı köyden çıktık. Bunu bilmiyor muydunuz zaten? Yani işte ne yapalım? Umut fakirin ekmeği değil mi? Ya bu yaptığınıza gerçekten inanamıyorum Arda Bey. Yani bari siz üzerime gelmeyin İrem Hanımcığım ya. Yani ben ki sizi en zor gününüzde burada savunmuşum. Herkes kilo aldı derken ben kilo verdi demiş. Bu konunun onunla hiçbir alakası yok. Bence de hiçbir alakası yok Arda Bey. Hem siz lütfen Haluk Bey gelmeden gider misiniz artık? Hiçbir yere gitmiyorum. En yakın arkadaşım, can dostum, kan kardeşim, sevgili Halukçuğum beni affetmeden şuradan şuraya gitmem. Arda Bey, bakın. Sizinle iki CEO çok iyi anlaşacağımızı düşündüm. Ama maalesef hayallerimi ve düşüncelerimi yıktınız. Kusura bakmayın. Lütfen burayı terk edin. Bayan İsmail Bey, yani istiyorsunuz bari siz beni anlayın. Neyini anlayayım Arda Bey? Neyini? Senin bu yaptığının ne bana bir faydası var, ne Haluk Uşağıma, ne de memlekete.
Neyini anlayacağım senin? Terk ede burayı kardeşim. Bence de bir kusura bakma. Lütfen. Arda Bey. Gitmiyorum. Ya kar yağmayacak mı? Ya sen bu kara niye bu kadar taktın? Hayırdır? Kar tatiline mi gideceğiz? Ne alakası var? Haluk Bey, haber verin de kayak takımlarımı çıkartayım. Senin kayak da durum mu var? Var tabii. Leğen ve yırtılmaz naylon. Bizim evin böyle tepesinde bir yokuş var. Oradan böyle bir bırakıyorsun kendini aşağıya. Ne eğlenceli ne eğlenceli. Aman dikkat et de bir yerlerini kırma. Yok, karmar göstermiyor. Haluk, ne yapacaksın karı? Ya kar lastiği aldım. Bir ton para verdim. Tek bir tane kar düşmedi. Ya normal insanlar kar yağsın da barajlar dolsun diye bekler. Sen kar lastiği için kar yağsın diye bekliyorsun. Ya ben karda araba kullanmak istiyorum ya. Yolda kalmak istiyorum. Çekme halatımla insanlara yardım etmek istiyorum. Ama yok, kar mar yağmadı. Bence senin insanlara değil de birilerinin sana yardım etmesi lazımdır. İstersen psikoloğumu arayıp seninle konuşsun. Aman aman, laf salatasıyla işim yok. Kar yağsınmış kar lastikleri için. Bu kadar para verdik. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu koline iyiydi o. Necoya memleketten gelmiş abi. İçinde ne var acaba? Ben iyi bir şeyler var gibi hissediyorum abi. Açalım mı? Ayıptır beyler, bekleyin. Neco birazdan gelecek, gelince beraber açarsınız. Açalım, açalım. Neco'nun işini kolaylaştıralım. Kol açmak bizim işimiz abi. Oo! Çemen var, sucuk var. Madem bulduk, çıkırı. Allah'ın sevgili kuluyuz abi. Karnım da açlıktan zil çalıyordu valla. Adamın malına el koymayın Hüseyin. Sen karışma. Komşuda pişer, bize de düşer. Şükrü, tavayı bir çıkar bakalım şunların tadına bir bakalım. Hemen abi. Oo, bazlama da var abi. Şu tipi çıkarayım ben. Arda Bey, lütfen bize daha fazla zorluk çıkartmayın. Burayı terk eder misiniz? Ve bir daha da buraya randevusuz gelmeyin. Pişman olacaksın. Can dostum Haluk'cum beni affettiğinde bu söylediklerine çok pişman olacaksın. Ya biz de Haluk abiyi tanıyorsak, sizin bu yaptığınızdan sonra sizi kolay kolay affetmez. Lütfen. Haluk Bey sizi affetsin, ben saç rengimi değiştiririm. Ha. Büyük konuşuyorsun. Erem kabul et, çok büyük konuşuyorsun. El tutarız bu evde, sır dolu şu halim.